fiyatları da çok yüksek olan tatiller de var. Ama otellerin de dolduğu yönünde haberler de geliyor. Bir konuğumuz olacak efendim. Şebnem Akman Balta, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı. Hemen hoş geldiniz diyelim. Şebnem Hanım merhaba, hoş geldiniz KRT'ye. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi genel itibariyle bayram öncesi son haftadayız. Rezervasyonlar yapılmıştır diye düşünüyoruz. Genel olarak nedir tatil bölgelerindeki otellerin durumu? Özellikle Antalya, Çeşme ve Bodrum için dolulukların %90'ını bulduğunu söyleyebilirim size. Tabii ki yurt dışı tatillerini düşünen misafirlerimiz de mevcut. Çünkü yurt dışındaki fiyatlar ülkemize özellikle Bodrum ve Çeşme üzerinden değerlendirdiğimiz zaman oldukça yüksek gelmekte. O yüzden Yunan adaları, Mısır, Katar, Dubai gibi bölgelere de yine tatilcilerimizi yönlendiriyoruz. Paris, Almanya gibi biliyorsunuz orada da şu an oldukça yoğun bir spor süreci, yoğun bir olimpiyat süreci devam etmekte. Paris olimpiyatları nedeniyle de hem Almanya'da Berlin'de ve Almanya'da ve Paris'te oldukça yoğun bir misafir akışımız söz konusu. Türkiye'den de oldukça yurt dışına bir talep var diyebilirim. Tabii ki yurt içindeki tatil arayışında gelir dağılımında yaşanan ciddi fark aralık her misafiri, her tatilciyi de kendine uygun tatili bulmasına sebep olmakta ve bu nedenle de özellikle karavanla da tatil düşünen misafir sayımızda oldukça yoğun bir artış var diyebilirim son 2-3 yıldır. Evet Şebnem Hanım, peki biz karavanla tatil konusunda ne durumdayız? Yani bunun işte Avrupa'da çok yaygın olduğunu biliyoruz. Biz de biraz bilmiyorum, yanılıyorsam düzeltin lütfen, pandemi döneminden sonra biraz yaygınlaştı diye düşünüyorum ama yani onunla ilgili yerlerimiz, kamp yerlerimiz yeterli kadar mevcut mu? Çünkü hep işte otellerin kıyı kesimlerinde çok fazla bulunduğunu konuşuyoruz. Yerler var mı karavanlar için, karavanıyla tatil yapmak isteyen insanlar için? Antalya bölgesinde özellikle Olimpos dediğimiz noktada veya Kemer bölgesinde, Çamyuva'da oldukça yoğun talep gördüğü için bu alanlar hem çadır hem karavan turizmine açık durumdalar. Fakat buradaki en önemli konu güvenlik. Güvenliği sağlamamız çok önemli. Bu alanların korunması, yangına karşı önlemlerin alınması gibi konulara çok dikkatle değinilmesi ve eğilmesi gerekiyor belediyelerin. Onun dışında bizim ülkemizde pandemi sonrası oldukça yoğunlaşmış evet. durumda. Ve pandemiden sonra insanlar özellikle de ekonomik anlamda dünyada yaşanan resesyon ve ülkemizde de enflasyonist ortamdan kaynaklı talepte bir değişiklik, doğaya dönüşle ilgili daha fazla ilgi var diyebilirim size. Evet. Çünkü Yunanistan'daki enflasyon oranı %4 iken ülkemizde %100'ün üzerinde olmasından kaynaklı bir tatil arayışlarında da değişim görüyoruz. Ama evet. bunun dışında kesinlikle Bodrum'da %90'ın üzerine doluluğun çıkacağını görüyoruz. Bodrum'dan daha çok tekne turizmi, yat turizmi üzerinden de Çeşme'den aynı zamanda hızlı bir talep olacak. Tekne üzerinden de Yunan adalarına doğru günlük giriş sayısında geçen bayramda 1 milyonu geçen Türk misafirin Yunan adalarında yine 1,5-2 milyonu bulacağını düşünüyoruz. Çünkü bayram tatili 9 gün olarak planlandı. Evet Şebnem Hanım, şimdi biz normal şartlarda tabii Haziran yine bir yaz ayındayız ama işte Haziran'ın ikinci haftasındayız. Bayram olmasa da böyle bir doluluk oranı olur mu, yoksa bayramın bir etkisi var değil mi mutlaka? Kesinlikle bayram etkisinden dolayı oldukça yoğun hem hava yollarımız hem karayollarımız, ama bayram olmasaydı bu dolulukların %70 ve %80 arasında kalacağını düşünüyoruz. Çünkü fiyatlar oldukça yüksek, her şey dahil sisteminde bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor ki dünya ile yarışabilelim. Euro ve dolar üzerindeki baskının sürmesi nedeniyle dünyadaki en pahalı tatil noktalarından biriyiz. Bunun değişimi için de euro ve dolar üzerindeki ihracatta yaşanan o baskının azalması gerekmekte. Evet, şimdi bu rezervasyonlar yerli turist ve yabancı turist açısından bakarsak nasıl bir oran var?
Yerli turist açısından ülke içerisindeki hareketliliği size Çeşme ve Bodrum üzerinden söyleyebilirim. %70'tir. Yabancı misafir açısından Haziran ayı gelmesinden kaynaklı doluluk olduğu için yabancı misafirimize %80-85'e ulaştık. Antalya bölgesinde daha fazla yabancı misafirimiz olduğu için orada %90'ı, %95'i göreceğimize inanıyoruz. İstanbul'da da keza aynı şekilde oldukça yoğun bir kültür turizmi olacak.